Şimdi ikinci bölümde ilk Android uygulamamızı geliştirip uygulama yapısını, Android uygulamalarının yapısını inceleyeceğiz. Android projemizi oluşturmak için File New Android Application Project veya Package Explorer üzerinde sağ tıklayıp New Android Application Project herhangi bir tanesini seçip uygulamamızı oluşturabiliriz. Yeni bu uygulama oluşturmanın ilk adımında uygulamamıza bir isim veriyoruz. First Application diye bir isim verelim. Proje ismimizi ve application ismimizi aynı vermemizde yarar var. Daha sonra Package Name isminde bir alanımız var. Burası şu aşağıda gördüğünüz kısımda da detaylarıyla yazıldığı gibi. Bizi App Store'daki yani Google Play'deki diğer uygulamalardan ayırmak için verilmiş bir benzersiz bir kimliği içermesi lazım. Onun için genelde işte firma ismi veya isimler yazılır buraya. com.tr kodgraf diye yazalım. Siz de tabii kendi uygulamanızı yazabilirsiniz buraya. Daha sonra uygulamamızın ismi geliyor ve bu şekilde package name'i de veriyoruz. Burası çok önemli. Buranın sonuçta Google Play'de yayınlandıktan sonra da defaatle kullanacağınız ve göreceğiniz bir şey aslında. Uygulamamızın kimliğini oluşturuyor diyebiliriz burası. Daha sonra aşağıdaki seçenekler gerekli işte en düşük gerekli SDK'yı hangisi olacağını gösteriyor. Target SDK'nın hangisi olacağını gösteriyor. Şimdi daha önce burada target SDK'yı da değiştirebiliriz. Tabii ki. Hangi API'ye göre compile edilmesi gerektiğini istiyorsak onları da seçebiliriz. Şimdi burada target SDK'yı 4.2 ile seçip API level 8'de çalıştırmamızın bazı durumları var. Bu durumları ilerleyen derslerde daha da iyi açıklıyor olacağız. Bunlar bazı kullandığımız özelliklerin, örneğin API level 9'da çıkmış bir özelliğin API level 8'de kullanılamayacağını da ilerleyen derslerde çok iyi görebileceğiz. Şimdi bu adımı geçelim, ilerleyelim. Burada bazı uygulamamızla ilgili, uygulamamızın nereye kaydedileceği ile ilgili bazı seçenekler var. İşte yeni bir activity kendisi oluştursun mu, oluşturmasın mı? İşte custom launcher icon oluşturmak istiyor muyuz? Eğer istiyorsak şu şekilde bir araç geliyor. Buradan istediğimiz gibi bir ikon seçip onu işte şu şekilde padding'ini falan ayarlayıp işte crop center, square, circle gibi işte background kalınlık, bir clip art seçip veya bir teksti istersek launcher ikon yapıp buradan kendi ikonumuzu da oluşturabiliriz. Yalnız bunu herhangi bir şekilde her seferinde bununla uğraşamayız. Onun için kaldırıyoruz. Yine siz uygulamanızın ikonunu yapmak için bu yolda kullanabilirsiniz. Ayrıca Photoshop veya diğer grafik programlarıyla hazırladığınız imajları da burada kullanabilirsiniz. Onun için next diyoruz. Şimdi burada bir boş bir activity mi oluşturacağız? Yoksa full screen bir uygulama mı oluşturacağız? Master detail bir uygulama mı oluşturacağız? Tabii ki bunların hepsinin ilerleyen derslerde daha detaylı olarak göreceğiz. Şimdi burada bakın Master Detail'a tıkladığımızda yukarıda bir uyarı karşımıza çıkıyor. Burada söylenen şu: Master Detail uygulamalar minimum SDK API level'ı 11 istiyor. Ama bizim şu anki API level'ımız 8. Şimdi bakın geriye gidelim. Yani söylediği şu: Master Detail uygulamalar en düşük Android 3.0'dan yani API level 11'den 11 ve sonrasında çalışabilir. Sizin de seçtiğiniz en düşük çalışabilen SDK 8 olduğu için bizi uyarıyor. Şimdi bakın bunu 11 yapalım. İleri diyelim tekrar. Bunu seçtiğimizde herhangi bir uyarıyla karşılaşmıyoruz. Bunu tekrar 8 yapıp şey yapalım. Şimdi burada aşağıda 8 yaptığımızda aşağıda bir uyarı çıkıyor. Daha doğrusu uyarı da denilemez. Bir ipucu çıkıyor. Burada işte
minimum required SDK seçerken dikkat etmemiz gerekeni söylüyor bize aslında. Diyor ki API level 8 ve sonrası için diyor marketteki uygulamaların %98'ini kapsar diyor. Eğer bu şekilde bir uygulama geliştirirseniz diyor marketteki uygulamaların %95'ini kapsar diyor. Onun için genelde API level 8'i seçmek de fayda var. Tabi yani uygulamanızda yüksek API level'ların herhangi bir şekilde bir özelliğini kullanıyorsanız mutlaka onu seçmek zorunda kalacaksınız. Orası ayrı. Ancak biz genelde çoğu uygulamamızı bu şekilde hızlı hızlı geçiyor olacağız. Zaten her seferinde de bu şekilde yeniden uygulama oluşturmayacağız. Daha sonra boş bir activity oluşturuyoruz. Boş bir activity oluşturduktan sonra burada yine activity name'imiz, layout ismimiz, bir layout dosyamız oluyor. O layout dosyamızın ismi. Main activity olarak kalabilir, activity main olarak kalabilir. Şurada navigation type diye bir şey görüyorsunuz. Az önce gösterdiğim özellik yine burada da mevcut. Mesela fixed tabs ve swipe'ı seçerseniz yine yukarıda bir uyarı ile karşılaşıyorsunuz. Onun için none diyoruz. Herhangi bir navigasyon istemiyoruz şu anda. Ve finish diyerek uygulamamızın oluşturulmasını sağlıyoruz. Şimdi uygulamamız oluşturulduktan sonra Package Explorer içerisinde yönetebileceğimiz şekilde dosyaları görebilirsiniz. Yani uygulamanın yapısını buradan görebiliyorsunuz. Daha sonra burada gördüğünüz gibi bir de activity-main.xml dosyamız açılıyor. Bu bizim uygulamamızın layout'unu, arayüzünü oluşturuyor. Bu arayüz üzerinde uygulamamızın nasıl görünmesi gerekiyorsa, nasıl bir uygulama tasarlıyorsak bu araç sayesinde tasarlıyoruz. Daha sonra burada tasarladıktan sonra tabii bunun da bir sürü özelliği var. Onu da bir sonraki bölümde anlatacağız. Yalnız biz genel olarak bir uygulamanın yapısını anlatalım. Burada bir paletimiz mevcut. Palet içerisinde bazı kontrollerimiz var. Bu kontrollerin bir tanesi mesela text view. Mesela böyle bir aracımız da var. İşte herhangi bir objeyi sürüklediğimizde onun tam ortaya gelmesini de bu şekilde sağlayabiliyoruz. Daha sonra sol tarafa asıl bizim için şu anda önemli olan kısım sol taraf. Onun için sol tarafa geçecek olursak sol tarafta gördüğümüz gibi Package Explorer'da uygulamamızın bileşenlerini görüyoruz. Burada işte SRC klasörü içerisinde Java tarafı ve uygulamamızın kodları bulunuyor. İşte package'ları kaç tane package'sa buraya farklı farklı package'lar da tabii ki girebilirsiniz. Java dosyaları görünüyor. İşte Java dosyalarını mesela bir tanesini açalım. Basit bir kendi oluşturduğu kısmı duruyor burada. Şu şekilde kaydedelim. Daha sonra gen isminde bir klasörümüz var. Bu klasör Android Developer Tools tarafından oluşturulmuş bir klasör aslında. Burada işte config dosyaları, işte build.config.java ve r.java bizim çok sıklıkla kullanacağımız bir dosya bu. Daha doğrusu yani bilmemiz gereken bir dosya. Buradaki yani kendi generate ettiği dosyaları kesinlikle değiştirmiyoruz. Bu kendisi otomatik olarak Android Developer Tools bunu otomatik olarak generate eder. Ve buraya herhangi bir şekilde bir şey yapmanıza sizin gerek yoktur. Ama tabi bilmekte bunlara fayda var. Daha sonra burada Android versiyonumuzu görüyoruz. Android 4.2.2. Android dosyalarımızı görüyoruz. Android'in farklı package'ları. İşte mesela media package'i. İşte location. Yine onun üstündeydi. Mesela .NET. İşte database. İşte MVC. Gibi. İşte speech, test, text. Gibi bir sürü package'i burada görünüyor. Jar dosyasının içerisinde. Daha sonra herhangi bir özel bir kütüphane kullanmışsak eğer bu özel kütüphaneler de bu Android Private Libraries altında sıralanıyor. Burada az önce seçtiğimiz Target SDK yani bizim hedef SDK'mız Android SDK 4.2.2 idi. Yani API level 17 idi. Şimdi daha sonra
Burada minimum SDK ile API level 8 seçtiğimiz için biz support kütüphanesi yükledi otomatik olarak. Bu support kütüphanesi de daha önceki versiyonlarda bahsettiğimiz SDK'nın daha önceki versiyonlarda çalışmasını sağlıyor aslında. Onu da buradan görebiliriz. Daha sonra assets klasörü var. Assets klasörü herhangi bir şekilde uygulama içerisinde, Java kodu içerisinde erişemeyeceğimiz. Ancak yine de uygulamamızda, işte layout dosyalarımızda falan kullanabileceğimiz dosyaları burada görüyoruz. Bean klasörü uygulamamız derlendikten sonraki versiyonu. Leaves klasörü yine işte support'u görebiliyoruz. Buraya ekstra harici bazı kütüphaneler eklediğimizde, jar dosyasını buraya eklediğimizde aynı şekilde buraya da Android Private Libraries'e de eklendiğini göreceksiniz. Asıl bizim için önemli olan bir diğer klasör de burada REST klasörü. REST yani Resources klasörü. Şimdi uygulamamızın kaynakları var. Yani uygulamamızda işte layoutlar var, çeşitli menüler var, işte bazı değerler var. Bu değerler neler olabilir? İşte stringler olabilir, color, renkler olabilir, bazı stiller olabilir. Yani bir sürü kaynağımız var. Bu kaynakları yönetmek için REST klasörü altında topluyoruz bunları. Bunların da tabi bazı burada varyasyonlarını görüyorsunuz. Mesela values, SV 600 DP, 720 DP land, versiyon 11, versiyon 14 gibi bazı seçeneklerini görüyorsunuz. Bunları tabi ilerleyen derslerimizde detaylı olarak inceleyeceğiz. Şu anda çok fazla bu konuya girmemize gerek yok açıkçası. Şimdi resource içerisindeki kullanacağımız resimleri Drawable klasörü içerisinde saklıyoruz. Bu Drawable klasörünün de birden fazla olması, işte High DPI, Low DPI, Medium DPI ve Extra High DPI seçenekleriyle olmasını da tabii ilerleyen derslerde neden böyle olduğunu çok daha iyi görebiliyor olacağız. Burada Layout klasörümüz içerisinde uygulamamızın arayüzleri var. Arayüz dosyaları, XML'leri, yeni bir layout eklediğimizde yine buraya ekliyoruz. İşte menüleri de aynı zamanda burada mevcut olarak duruyor. Values'daki string'lerin de olduğunu söylemiştik. Buraya tabii farklı farklı eklediğimiz şeyler olduğunda, mesela bir animasyon eklediğimizde, işte burada görüyorsunuz, işte property animation diye eklediğimizde oraya başka bir anim klasörü geliyor gibi birçok şeyi REST klasörü içerisinde bütün kaynaklarımızı yönetebildiğimiz bir alan aslında burası. Bizim için en önemli olan aslında dosyalardan bir tanesi AndroidManifest.xml dosyası. Bu dosyayı biraz inceleyelim isterseniz. Android Manifest dosyası kitapta da tabi detaylı olarak anlattığımız gibi uygulamamız hakkındaki bilgileri içeriyor. Uygulamamız hakkındaki tüm bilgiler, izinler vesaire hepsi burada saklanıyor aslında. Ve bu dosya üzerinden uygulamamızı yarın ilerleyen zamanlarda ve hatta son dersin bölümümüzde inceleyeceğimiz gibi uygulamayı APK'sını export edip ve bunu Google Play'de yayınlamak gibi tüm işlemleri buradan yönetebiliriz aslında. İşte versiyon kodumuz, versiyon adımız gibi bir sürü seçenek mevcut. Altta böyle sekmeleri var. Mesela application sekmesi var. Application sekmesi içerisinde işte farklı activity'leri buradan yine ekleyebilirsiniz. Daha sonra işte bir sürü seçenek mevcut burada. Bunları tabii ilerleyen derslerde kullandıkça yine anlatıyor olacağız. Permissions tarafında izinlerimiz var. İzin kısmını da birazdan değineceğiz. Gibi ayrıca bunun AndroidManifest.xml'in kendi XML hali de burada, ham XML hali de burada görüyorsunuz. Buradan da XML'i kendiniz otomatik olarak değiştirebilirsiniz. Mesela az önce seçtiğimiz minimum SDK versiyon 8 olması, işte Target SDK versiyonun 17 olması gibi seçenekler burada aslında tanımlanmış. Bunlar sadece daha iyi işte user interface olsun diye yapılmış şeyler. Burada mesela activity'mizin işte tanımlanması, işte o aktiviteye bir intent tanımlanması gibi bir sürü aslında kitapta işlediğimiz konuların
Hepsini burada görebiliyorsunuz. Buradan da otomatik olarak aslında kendimiz istediğimiz şeyleri ekleyebiliriz. Mesela activity'miz, activity adımız burada. Package name'imiz önüne verilmiş ve sonrasında şey yapılmış. İstersek bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. Şöyle nokta diye paket ismini vermeden de yapabiliriz. Evet. Şimdi daha sonra burada aslında intent kavramını da görmüş oluyorsunuz. Intent tanımlaması da burada mevcut. Hangi aksiyona, hangi kategoriye bir intent tanımlamak istiyoruz? Hangi kategoride bir intent tanımlamak istiyoruz? İşte launcher mı? Veya launcher olursa işte uygulamanın ilk açılışında bu intent'in çağrılması sağlanıyor. İşte main bir action veriliyor gibi tanımlamaları da buradan yapabiliyoruz aslında. Şimdi uygulamamızla ilgili herhangi bir izne ihtiyaç duyduğumuzda bu izin ne olabilir? Mesela örneğin users permission diyoruz buradan. Şimdi mesela location verisini kullanmak isteyebiliriz. İşte Wi-Fi durumunu kontrol etmek isteyebiliriz. Bu tür şeyler tamamen Android içerisinde izne tabi tutulmuştur. Çünkü kullanıcının telefonda herhangi bir özelliğine erişiyorsunuz. Özellikle lokasyon durumu. Bunu kullanıcıdan izin almadan yapamazsınız. Onun için bazı izinler almanız gerekiyor. Bunları da tabii ki bu izinlerin de Google Play'den indirilirken işte hangi izinleri aldığını, uygulamanın hangi izinleri size istediğini görebiliyorsunuz. Eğer uygulamanın o iznini vermek istemiyorsanız uygulama yüklememeniz gerekiyor. Çünkü uygulamanın çalışabilmesi için bu izinler gerekli oluyor. Mesela buradan işte Wi-Fi state'i seçtiğimizde kaydedelim bunu. Şimdi uygulamamıza izni oluşturmuş olduk. XML dosyasında da döndüğümüzde şurada Users Permission diye bir alan seçildiğini görüyoruz. Buraya tabi yani burayı sıklıkla zaten kullanacağız. Ancak şu anda temel olarak bunların nasıl çalıştığını görmemiz açısından incelemekte fayda var. İşte versiyon kodumuz, name'imiz de hepsi burada. Şimdi isterseniz basit bir uygulama geliştirelim. Ve daha sonra bu şeyimizi noktalayalım dersimizi. Şimdi buraya bir tane buton ekleyelim. Daha sonra text view'umuzu silelim. Ve bunun yerine large text koyalım bir tane. Şimdi butona tıklandığında large text'te bir şeyler yazmasını isteyelim. Bu kontrollerin özelliklerini kullanmak için de outline'ı açıyoruz. Şurayı biraz küçültelim yine. Şimdi outline içerisinde properties penceresini görüyorsunuz ve burada outline'ın aslında asıl alanında da layout'unuz içerisindeki veya Java dosyası ise bu class'larınız içerisindeki dizilişini görüyorsunuz. Mesela en tepede relative layout dediğimiz bir kontrol var. Daha sonra butonumuz var. Daha sonra bir text view'imiz var. Bunları tabii yerleştirdik. İlerleyen bölümlerde işte linear layout'u da gördüğümüz zaman bu yerleşimin aslında önemli olduğunu görüyoruz. Tabii relative layout'un kendi yapısı itibariyle şu anki yerleşimin pek şey olmayabilir. Önemi olmayabilir. Ancak buradan seçtikten sonra herhangi bir şekilde uygulamada işte üst üste binen tekstler, butonlar olabilir. Bunları kendiniz programatik olarak gösterip gizliyor olabilirsiniz. Ancak burada tabii ki hepsini rahatlıkla seçebiliyorsunuz. Hangi objeyi isterseniz rahatlıkla seçebiliyorsunuz.
Mesela burada large text'te text özelliğine hello yazalım. Daha sonra kaydedelim bunu. Diyelim ki bu butona tıklandığında hello yazısı Word'e dönsün. Şimdi mainactivity.java dosyamıza geliyoruz. Bunun içerisinde bazı tanımlamalar mevcut. Bu tanımlamalara da kısaca bir göz atacak olursak, burada bir mainActivity class'ımız oluşturulmuş. Bu mainActivity class'ımız activity class'ından extend edilmiş, ondan türetilmiş. Daha sonra onCreate metodumuz layout oluşturulduğunda, yani activity oluşturulduğunda layout'u oluşturabilmemiz için bize bir metot fırlatır activity class'ı. Bu da onCreate metodudur. Bu onCreate metodunun içerisinde herhangi bir layout oluşturabiliriz. Başka ayarlarımızı da yapabiliriz. Burada da setContentView metoduyla activityMain ismindeki layout'umuzun çağrıldığını görüyorsunuz. Şimdi burada farklı bir çağrış da görüyor olabilirsiniz. re.layout.activityMain. Şimdi az önce bir re dosyasından bahsetmiştik. Bu re dosyası aslında bizim uygulamamız içindeki tüm kaynakları yönettiğimiz ve bunlara Java dosyası içerisinden erişebildiğimiz bir Java class'ı. Şimdi bu class sayesinde, bakın şöyle bir açalım, biraz göz atalım buna. Bu class sayesinde layout içerisindeki, mesela layout dosyamız activity main, bunların ID'leri saklanıyor. Bunları tabii herhangi bir şekilde bizim değiştirmemiz önerilmiyor. Değiştirirsek başka tepkiler verebilir uygulamamız. Eklediğimiz, mesela buton ekledik. TextView 1 vardı zaten. Onların da burada ID tarafında yapıldığını görüyorsunuz. İşte bu objelere, yani layout dosyamıza eklediğimiz ve herhangi bir şekilde REST klasörüne eklediğimiz tüm nesnelere re klasörü içerisinden ulaşabiliriz. Assets eklediklerimize de buradan ulaşamıyoruz. Oraya herhangi bir ID verilmiyor. Şimdi re klasörünü çok fazla irdelemeye aslında gerek yok. Ancak bunu sıklıkla zaten kullanacağız. Şimdi bir buton oluşturalım. Onun için button diye bir tane sınıfımız var. Şimdi bu sınıfı yazdığımızda şöyle bir hatayla karşılaşıyoruz. Bu şekilde bir şey çıkıyor aslında. Bunu yazmaya devam edelim. Daha sonra daha detaylı olarak göreceğiz. Şimdi button sınıfı btn diye bir nesne türetiyoruz. Ve findViewById diye bir metoddan bahsediyoruz. Şimdi bir sahneye eklediğimiz, her layout'a eklediğimiz her obje aslında bir view nesnesidir. Onun için ID'sine göre view'ı bul gibi bir seçenek burada çıkıyor karşımıza. ID'yi nereden alacağız? ID'yi de re dosyasından alacağız. Re dosyasında bakın layout, drawable, diamond, menu, string gibi bir sürü seçenekler mevcut. ID'den de bu erişmek istediğimiz kontrolün ID'sini bulabiliriz. Şimdi ID dediğimiz zaman erişebileceğimiz kontroller burada bizim karşımıza çıkıyor. Button, text view şeklinde. Şimdi button'a ulaşacağız biz. Button 1 diyelim ve noktalı virgülle satırı sonlandıralım. Şimdi satırı sonlandırdıktan sonra şöyle bir uyarı mesajı, hata mesajı görüyor. Diyor ki herhangi bir şekilde button sınıfı import edilmemiş diyor. Biliyorsunuz Java'da bir import altyapısı var. Bu altyapıyla kullanmak istediğiniz farklı package'ları import edebiliyorsunuz. Android.widget package'ını buraya import ediyoruz. Şimdi import ettikten sonra button'ın altındaki ifade, kırmızı ile belirtilen ifade gitti ve findViewById'nin altında bir ifade belirdi. Bunun üstüne geldiğimizde de nasıl bir hatayla karşılaştığımızı ve bunun çözüm yollarını da buradan görebiliyoruz aslında. Burada söylediği view, işte button'ı, view'u button'a çeviremedim gibi bir şey görüyoruz burada.
Bu nasıl olabilir? İşte tipini, batının tipini view'a çevirebilirsiniz. O zaman herhangi bir şekilde, yani şurada tanımladığınız view'u ona çevirebilirsiniz. Ancak biz bunun bir batın olmasını istiyoruz. Öyle istiyorsanız da button'a cast edebilirsiniz. Tıklıyoruz buraya. Button'a cast ediyor. Şimdi yazmaya devam edelim. Buna bir click event ekleyeceğiz. Yani üzerine tıklandığında bir şey, yani bir tepki vermesini istiyoruz. Button.set onClickListener dediğimizde buna bir tıklama eventi eklemek için bir dinleyici ekliyoruz aslında. Ancak tabii bu şekilde dinleyici diye bunu öğrenmenizi istemiyorum. Yani kesinlikle listener diye bilmenizde fayda var. Çünkü her tarafta ararken bunu listener olarak bileceksiniz. Daha sonra new dediğimizde, yani buraya bizim için bir listener oluşturmamızı istiyor. Bu listener oluşturmak için de yeni bir işte new diyerek bir tane nesne oluşturabiliriz. New dediğimizde de şöyle bir inner type'ı geliyor. Tıklıyoruz buna tekrardan. Ve sonuna bir noktalı virgül koyuyoruz. Daha sonra bazı şeyler geldi burada karşımıza. Bakın. İlk önce şuna bakalım isterseniz. Import onClickListener eventini import ediyoruz. Import ettikten sonra herhangi bir şey kalmıyor. Kaydedelim şimdi. Şimdi burada kaydettikten sonra butona tıklama eventini bu şekilde eklemiş olduk. Bunun birkaç tane daha ekleme yöntemi var. Onu tabii ilerleyen derslerde zaten görüyor olacağız. Şimdi bu ilk ekleme yönteminde kısaca burada bir işte button'a click listener ekledik. Ve bu click listener'ı inner type olarak ekledik. Yani içerisinde metodun hemen tanımlandığı yerde oluşmasını istedik. Ve onClick bu butona tıklandığında onClick metodu içerisine düşecektir bu. Ve onClick metodu içerisinde de biz text view ve bir şeyler yazdırmak istiyoruz. İlk önce text view'u şurada bir tanımlayalım. Yine aynı şekilde text view tv diyelim. Find view by id r.id nokta text view 1 noktalı virgül koyuyoruz. Ve text view tanımlanmadığı için import ediyoruz onu. Burada da cast işlemi var. Text view ve cast ediyoruz. Tamam. Daha sonra text view nokta, bunun da tabi bazı eventlerini görebilirsiniz. Ancak mesela onClickListener text view üzerinde de vardır. Ancak biz bunun herhangi bir şekilde herhangi bir eventini kullanmayacağız. Şimdi text view'un butona tıklandıktan sonra text view'un text özelliğiyle şimdi text view'un burada çıkmadığını görüyorsunuz. Çünkü inner type'da kullanılmasına olanak sağlayan final önekini koymadık. Final'ı da ekledikten sonra text view'a buradan erişebileceğiz. Nokta set text özelliğine bir şeyler yazabileceğiz. Set text özelliği de char sequence, yani string diyebiliriz buna. Bir char sequence veri alabiliyor. Veya birkaç tane daha farklı overload metodu var. Biz char sequence olanı kullanalım. Ve bunun içerisine word yazdıralım. Şimdi bunu yazdırdıktan sonra işlemimizi hallettikten sonra butonumuza tıklandıktan sonra Hello'nun Word'e dönmesini bekleyeceğiz. Şimdi uygulamamızı çalıştıralım. Run'a tıkladıktan sonra burada bir Run As diye bir şey çıkıyor. Yani birden fazla işte Java application olarak mı, applet olarak mı, işte unit test mi yapmak istiyorsunuz yoksa Android application'ı seçiyoruz biz. Ve OK diyoruz. Şimdi Android application seçildikten sonra uygulamamız çalıştırılıyor ve mevcut bizim daha önce hazırlamış olduğumuz, daha önce oluşturduğumuz virtual device'ımız ekrana geliyor.
Virtual device'ımızın içerisinde uygulamamız açılıyor. Çok pardon. Şu an şurada da görüyorsunuz uploading first application app, installing first application app gibi bazı seçenekler var. Bazı bize bilgiler veriyor. Bunları da konsoldan takip edebilirsiniz. Şu an uygulamamız first application olarak geldi. Success uyarısını da gördük. Starting activity'yi de gördük ve uygulamamız açıldı. Şimdi burada arkada bir şey geldi. İşte auto monitoring logcat. Logcat diye bir aracımız var bu arada. Bu logcat aracımız sayesinde Android içerisindeki tüm logları tutabiliyoruz. İşte nasıl monitör edilsin? Verbose şeklinde edilmesini sağlayabiliriz. Daha sonra tekrar şeye gelelim. Virtual device'ımıza. Uygulamamızı oluşturduk. Aynen bu şekilde tasarlamıştık zaten. Şimdi butona tıkladığımızda Word'e döndü. Bu şekilde bir ufak bir uygulama yaptık. Ve uygulama altyapısını aslında inceledik. Android tarafında. Şimdi Logcat'ten biraz bahsedelim. Şimdi Logcat şurada gördüğünüz araç aslında. Şöyle yapacak olursak. Şimdi Logcat içerisinde bizim uygulamamızın verdiği tepkileri, işte herhangi bir error aldıysa error'un seçeneğini ve diğer ifadelerini görebiliriz. Şimdi burada bazı değişiklikler yapalım. Bu log'a herhangi bir ifade yazdırmak için log.d metodunu kullanabiliriz. D metodu debug için kullanılır. İşte E metodu error göndermek için kullanılır. İşte V metodu verbose göndermek için kullanılır. Gibi. Ama genelde D kullanmakta fayda var. Bu debug için. Şimdi öncelikle bir tag, bir etiket vermemizi istiyor. Bu etiketi herhangi bir şekilde kullandığımız uygulamaya göre, pakete göre veya her şeye göre belirleyebiliriz. Veya kendimize göre de. Çünkü bu virtual device içerisinde olduğunu düşünmeden yani gerçek cihazlarda da çalışmasını düşünerek bunu sağlayabiliriz. Sonuçta gerçek cihazlarda çalıştığı zaman arkada bir sürü uygulama çalışıyor olacak. Bu bir sürü uygulama çalışırken de sizin logları takip etmeniz zor olabilir. Onun için kendiniz loglara bir etiket verebilirsiniz. Burada mesela atıyorum code graph button diyebiliriz. Veya işte ne bileyim başka code graph İşte medya, code graph, kamera gibi hangi artık özelliği kullanıyorsak onu verebiliriz. Şimdi code graph diyelim. Daha sonra mesajımızı yazalım. Butona tıklandı diyelim. Daha sonra kaydedelim. Şimdi kaydettikten sonra run'a tekrar tıklıyoruz. Launching. Şöyle bir ekranımız kapanıyor. Tekrar açılacak şimdi uygulamamız. Bu şekilde yani açtığımız virtual device'ı tekrar kapatmadan açık tutarak çalışırsak eğer bizim için çok daha iyi olacaktır. Şimdi burada görüyorsunuz herhangi bir şekilde yine az önce aldığım mesajın aynısını aldı. İşte GPU emulation detect edilmedi gibi bir uyarı aldı. Şimdi butona tıkladığımızda da bizim tanımladığımız mesajı gönderecek. Butona tıkladık. Bakın code graph diye bir tag'in içerisine attı bunu. Ve butona tıklandı diye yazdı. Şimdi bunları filtreleyebiliriz. Şuradan filtreler var bakın. Bu filtrelerin içerisinden de bunları filtreleyebiliriz. Şuradaki artı işaretine tıkladığımızda nasıl filtreye bir isim veririz? İşte code graph messages deriz. Mesela neye göre işte log mesajlarına göre mi, PID'ye göre mi, application name'e göre mi, işte level ne olacağı falan hepsini seçebiliyoruz burada. Tag'e göre diye söyleyip de code graph yazdığımızda buraya okey dediğimizde sadece code graph mesajlarını yani code graph'ın gönderdiği mesajları
buradan görebiliriz. Kod grafla taglediğimiz mesajları. Mesela birkaç kere butona tıklayalım. Butona her tıkladığımızda o metodun içerisine girdiği için her seferinde bize bir buraya logo bir şey kaydediyor. Şimdi bu logcat'i dedim sıklıkla kullanacağız. Bunun yanında bir de bizim DDMS diye bir aracımız var. DDMS'de debug modda çalıştırdığımızda, yani uygulama hata ayıklama modunda çalıştırdığımızda çok bize yardımcı olacak bir editör aslında. Logcat'in daha gelişmiş bir versiyonu. Logcat zaten DDMS'in bir aracı. DDMS'i de ekleyelim buradan. Şimdi DDMS'e geçtiğimiz zaman bakın burada mevcut device'ları görebilirsiniz. Mesela mevcut device'ın üzerinde bir screenshot almak isteyebilirsiniz. Burada screenshot ikonuna bastığınızda biraz bekledi, hatta yanıt vermedi dedi. Evet. Eclipse'den bir hata aldık. Olabilir. Tekrar açalım uygulamayı. Şimdi uygulamamız açılacak tekrardan. Benim şu anda videoyu çektiğim makine bir sanal makine olduğu için sanırım RAM'i yeterli olmadı. Onun için bir şey aldık. Şu anda şimdi DDMS'i tekrar ekleyelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Virtual device'ınız burada görünüyor. Burada açık uygulamaların hepsi görünüyor. Bakın com android phone, com android quick search box, com android keychain gibi bir sürü uygulamayı görüyorsunuz. Bizim uygulamamızda com.tr Codegraph first application diye burada yerini aldı şu anda. Mesela şu anda uygulamanın kullandığı işte threadleri buradan görebilirsiniz. Heap'de neler var, allocation, network istatistiklerini buradan yine takip edebilirsiniz. İşte bir file explorer'ımız var. Mesela bir dosya oluşturdu diyelim. Bu dosyayı buradan da bulabilirsiniz veya buraya bir dosya upload edebilirsiniz. Daha sonra emülatörümüz var. Bu emülatörü de tabii ileride daha detaylı göreceğiz. Mesela burada enlem ve boylam değerlerini verebildiğimiz, işte telefon, voice messaging falan yapabildiğimiz bir şeyler var. İşte bir yani burada yaptığımız, burada ayarladığımız bir değişiklik send butonuna tıkladığımızda otomatik olarak şeye geliyor. Virtual device'ın içerisine geliyor. Burada mesela bir atıyorum herhangi bir şekilde bir uygulama yazdınız ve gönderdiğiniz SMS'leri uygulama yakalıyor. Ve bu SMS'ler içerisinde işte bir spam verisi varsa bu spam verisine göre SMS'i direkt size hiç göstermeden engelliyor. Böyle bir uygulama yaptığınızda işte o uygulamayı test etmek için buraya bir numara girip o numarayı bir SMS göndermeyi gibi deneyebileceğiniz seçenekler mevcut burada. Tabi bunlar tamamen virtual device tarafında yapılan şeyler. İşte uygulamada ne kadar kullanılıyor? Memory usage, işte CPU tarafı, işte frame render time falan gibi. Bir sürü seçeneği burada görebilirsiniz DDMS içerisinde. Şimdi Java tarafına geldiğimizde tekrar SRC'den Java dosyamızı açalım. Ve bir breakpoint koyup buraya uygulamamızı burada tekrar debug modda çalıştıralım. Şimdi debug modda çalıştırmak için şu debug simgesine tıklıyoruz. Bu debug simgesine tıkladığımızda burada bir araç daha eklememiz gerekiyor aslında ama tıkladığımızda da kendisi eklememizi söylüyor zaten. Şimdi debug modda uygulamamızı çalıştıralım ve butona tıklandığı anda uygulamayı hata ayıklamak için burada durdurabiliriz.
Evet. Şimdi butona tıkladık. Butona tıkladıktan sonra bize işte şu anda Java perspektif görünümündeyiz. Ama debug perspektifi açmamızı, yani debug tarafından bakmamızı istiyor musun falan gibi bir mesaj veriyor. Daha sonra bu seçimimizi onaylasın. Evet, eklesin debug'a da. Şu şekilde buradan geldiğini görüyorsunuz. Ne istersek burada art tarafına ekleyebiliriz. İşte şu anda mesela threadlerimizin çalışması, işte vim, perform click, on click metodu gibi şeyler, uygulamamızın durduğu yer, onu da görebiliyoruz. Uygulamamızı işte adım adım burada yine çalıştırabiliriz. Buradan işte adım adım çalışmasını sağlayabiliriz uygulamamızın. Daha sonra işte belli seçenek verileri burada izleyebiliriz. Onları izleyebileceğimiz mesela watch diye tıkladığımızda TextView'un incelenmesini sağlayabiliriz. Şimdi resume diyelim. Ve Word yazısını yazdığını göreceksiniz. Şimdi tekrar butona tıkladığımızda tekrar uygulamamız buraya gelecektir. Buradan Step Over diyelim. F6 ile de bunu ilerletebiliriz. Şu anda bakın Word'e döndü. Bunu anlık olarak da buradan izleyebiliyoruz. Anlık olarak buradan takip edebiliyoruz bu değerleri. Ve istediğimiz gibi mesela şuraya da bir şey breakpoint buradan yine ekleyebiliriz. Silebiliriz. Çift tıklayarak sol taraftaki bara çift tıklayarak breakpoint'i ekleyebiliyoruz. Bu şekilde hata ayıklama modunu da çalıştırarak uygulama geliştirmeye başlamış olduk. Şimdi kullanıcı arayüzlerini ve kontrolleri görerek derinlemesine incelemeye devam edeceğiz.